başkası değil. Kore'den ilk videomla ilk videomdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Kore'ye geldim tekrar. Hatta Kore'ye geldiğime ne kadar oldu? Neredeyse bir ay oluyor. Ve ben hiç video çekmedim. İlk videomu size böyle üzerimde forma gördünüz. Bu arada Kore'de havalarda bir tık soğuk halen daha. Üzerimde bir forma gördünüz. Şu anda 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz stada gidiyorum. World Cup stadına gidiyorum. Orada bir maç var. O maçı izlemeye gidiyorum. Mustafa ile beraber gideceğiz. Şu Mustafa ile birleşeceğiz. O maçı izlemeye gideceğiz arkadaşlar. FC Seul, o da mükemmel bir transfer yaptı bu sene. Premier Lig'den bir topçu aldılar. Jesse Lingard geldi. Jesse Lingard'ı izlemeye gidiyorum. Bir de anılarımız depresi. Tabii 2002'de çok sevinmiştik. İnanılmaz bir zamanlardı. Ondan sonra o başarılarımızı tekrar yakalayamadık belli bir dönem. Halen daha da yakalayabilmiş değiliz. Şimdi gidiyorum oraya doğru. Bakalım inşallah güzel, keyifli bir maç olur. İçeriden de size video çekmeye çalışacağım. Bakalım 2002 Dünya Kupası'ndaki 3. olduğumuz Güney Kore'yi yenip 3. olduğumuz stadımın atmosferi tam aradan 21 sene sonra, 22 sene sonra atmosfer olarak nasıl, hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Hemen şurada da zaten bir tane futbol sahası var. Okul aslında burası ama mükemmel de bir zeminli bir saha da var. Bu arada yani şey değil, zemin suni çim falan değil. Zemin bayağı bildiğiniz orijinal çim. Yani standartları çok yüksek. İyi de şey yetiştiriyorlar, futbolcu yetiştiriyorlar. İçim gitmiyor değil. Ama bir şekilde giremedik. Geçen sefer geldim buraya, girmeye çalıştım, olmadı. Bu arada gol oldu. Sanırım bir maç da var galiba. Neyse, o tarafa doğru gidince tekrar görüşürüz. Benim kendi mahallemde en eğlendiğim yer burası. Bakın teyzeler nasıl dans ediyor. Bir müzik açıyorlar burada. Aerobik hareketleri yapıyorlar. Arka tarafındaki kalabalıkta Çinli kağıt oynuyorlar. Bunlar kağıt oynamayı falan çok seviyorlar. Geçenlerde de hatta hep beraber burada dans etmiştik teyzelerle. Oraları çekemedim. Statta şöyle. Antrenman sahası gibi bir yer. Pazar günleri, cumartesi günleri özellikle çok yoğun bir yer oluyor burası. Yani çok hareketli bir bölge. Kore videolarından hatırlayacaksınız. Mustafa ile yine beraberiz. Mustafa? Evet. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Vallahi maça gideceğiz. Oğlum sakallar makallar felaket. Bu arada Mustafa ile aynı yerde kalmıyoruz. Ayrıldık. Ben başka bir yerde kalıyorum. Mustafa farklı bir yerde kalıyor. Ben eski yerdeyim daha. Geçemedik garibanlıktan diye. Garibanlıktan geçememiş Mustafa. Mustafa ne düşünüyorsun? Dünya Kupası'nda 2. olduğumuz, 3. olduğumuz stada gidiyoruz. Hello, harman bana bana hoş geldin. O stada gidiyoruz yani. Hadi bakalım bir İlhan Mansız'ın o güzel golünü hatırlıyorsun. Bu arada Hakan Şükür'ün ve İlhan Mansız'ın golü. Bu arada ikimiz de Beşiktaşlıyız. İkimiz de Beşiktaş formalarını giydik. Öyle gidiyoruz stada. Çünkü İlhan Mansız'ın gerçekten çok güzel bir oyunu vardı o sene. Herkes çok beğenmişti. Hatta ondan sonra da bir transfer yaptı. Şeye geldi. Vissel Kobe'ye gitti, Japonya'ya. Japon diyorlardı İlhan Mansız'a. Şimdi o stada gideceğiz. Bakalım atmosferi bize neler hatırlatacak. O zamanlar tabii daha çocuktuk. Şimdi büyüdük, bakalım. Hayalini kurduğumuz stadın zemini, atmosferi, Jesse Lingard'ın oynayacağı topu çok merak ediyorum mesela. 11'de bakalım mı? Bak bakalım 11'de mi? Görmüş olduğunuz kalabalık hep maça gidiyor abi. Aynen, metronun içi de aynı, dışı da aynı. Çok kalabalık. Şu anda herkes, kendimi İstanbul'da, Taksim'de zannettim. Herkes maça gelmiş arkadaşlar. Koşan koşana, formalılar, mormalılar gidiyor öyle bir doğru. Neredesin lan? Ben buradayım, burada. Bak görüyor musunuz kalabalığı?
Herkes şu an FC Seoul Incheon maçına doğru hareket ediyor. Arka tarafında böyle. Bende de kırmızı forma var. Seoul'ün renkleri de kırmızı siyah bu arada. Mustafa beyaz forma giymiş. Mustafa'nın renkleri de Incheon. Yok, bende de var kırmızı siyah. Kırmızı var da Incheon'un renkleri onlar galiba. Bende var var. İnçanın mı? Mavi şey küçük Inter'in... bir Seoul taraftarı. Şey Inter'in şeyi gibi. Bayağı bildik koşuyor herkes ya. Ben sana dedim herkes maça geliyor diye. O bağırıyorlar mı? İnşallah bilet alabiliriz. İnşallah bilet kalmıştır. Vardır illa ki ya muhakkak. Biz bilet almadık. İnternetten baktık sadece. 14 bin bombuş bilet. Yani yaklaşık 10 dolar. İnşallah bilet bulabiliriz. İçeri girebilmek için yoksa boşu boşuna geldik bile diyebiliriz yani ama en azından atmosferi görmüş oluruz, atmosferi de göstermiş oluruz. Şu anda böyle. Herkes stada doğru akın akın. Devam ediyor böyle. Benim şaşırdığım şey ne oldu biliyor musun? Kadınlar da vardı böyle, çocuklarını alıp gelmişlerdi. Şöyle. Şimdi dışarı doğru çıkıyoruz. İnsanlar bu taraftan gittiğine göre buradan gideceğiz galiba. Vallahi ama var ya, adamları çok güzel düşeceğiz. Bizim burada olsa, Türkiye'de olsa şurası, maçlardan önce. Şuradan gideceğiz galiba. Ama burada insanlar bu mantıkla hareket etmiyorlar. Ama çoğunluğu burada gidiyorlar. Şuradan. Böyle devam ediyoruz beyler. Bakalım maçın skoru ne olacak? Beşiktaş 3-0 kazanır. Ama Manchester United taraftarı bile var burada. Bak kardeşim de Seoul taraftarı. Gidiyorum abi, ben de kırmızı giymişim, ben de Seoul'u destekleyeceğim. Şöyle bir yere geldik. Evet. Anılarımız depreşti. Bu stadı biz televizyondan seyretmiştik. Hatırlıyorsan. Türkiye'nin Dünya Kupası üçüncüsü olduğunda bu statta Güney Kore'yi 3-2 mağlup edip kupayı almıştık ama bilet nerede? O stadın olduğu yerdeyiz şu anda. Aa, bayağı bir görkemli stat ama. Herkes Lingard'ı izlemeye gelmiş ama Lingard sanırım oynamıyor. Ama şey soralım. Bak, afişte bile Lingard'ın yani fotoğrafı var. Var da bizim bilet sormamız lazım bilet. Nereden soracağız, nereden alacağız? Oo, bayağı içerisi. Mustafa'nın ilk düşüncesini söyleyeyim. Dedi ki böyle 3000-5000 kişi olur. Ama bu sene Seoul çok iyi transferler yaptı. Bu sene kafaya oynuyorlar. O yüzden biraz daha sanki çekişmeli bir lig olacak gibi. Adamların düşünceliği görüyor musun? Operatörlerin hepsi burada. Evet. Bağlantılar yavaşlamasın diye. Ha, market center. Şu an. Marking diyorum. Marking center diyor. Ben bilet de yeri mi acaba? Sanmıyorum ki. Bakalım bilet bulabiliriz inşallah. Bir de yabancı vatandaşlar için biletlerde bir sıkıntı olur mu olmaz mı onu da çok iyi bilmiyoruz. Bro, hello. Excuse me. Where is giving it? Two diyor, two. İkinci kat diyor. Yukarı çıkacağız yani. Yürü yürü, sen maç başlayacak şimdi. Sen bu kalabalığı bırak. Olsun, kalabalık güzel ama çek. Ama bayram havası var ama bak. Vallahi bayram havası var. Sana şöyle diyeyim, bizim statlar bu kadar iyi değil. Ne diyeyim ben? İyi değilden ziyade şey ya, biz iyi, biraz şeyiz. Böyle sosyal bir alan yok. Çok hooliganız biz. Ya bizde sosyal alan yok. Bak abi, şu an her yerde çadırlar bir şeyler. Biz hooliganız, bunlar değiller. Wow. Oh, amazing. Evet. Ben sana bir video çıkartmadım sana. Yine geldik. Beşiktaş için öyle derdik. Yine geldik sana. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir maç olur. Keyifli bir maç izleriz. Bol gollü. William Barboza. Böyle de bir şey yapmışlar. Enchiko Stanislav. Hemen fotoğrafın önünde Jesse Lingard. Bakacağız nasıl olduğuna. Nasıl bir şey olduğuna. Bilet merkezi de böyle bir yer. Bakalım bileti nasıl alabileceğiz. Arkadaşlar bileti aldık. Bilet yalnız fiyatı biraz artmış. 22 bin won. Yaklaşık 17-18 dolar civarı bir fiyat.
Bu arada tribünler yıkılıyor. Öyle bir şey yok abi. Buradan mı giriyoruz? Tribünler gerçekten yıkılıyor. Böyle bir şey yok ya. Şöyle sıraya girelim. Nereden canım için? Çakmağını saklar mısın? Arıyor mu? En azından benimkini alırsın, seninki kalsın. Arıyor mu? Arıyordur illa ki. Yapma ya sen. Ha, şurada bilet kontrol noktası var. Burada kardeşimiz bize yardımcı oluyor. Teşekkürler. Thank you. Abi stada hayatımda hiç bu kadar kolay bir stada girmemiştim. Ne üstümü aradılar ne bir şey yaptılar, hiçbir şey yok yani. Ama burada tabii ki şöyle bir durum var. Oturmanız gerekiyor abi. Bize hangi bloğu vermişler? Bize bakma sen blok aramıyorsun. Hayır ama bizim normal koltuklarımıza geçmemiz lazım. Burası bizim bildiğimiz sistemde değil. Vallahi bilmiyorum. Üstünü bile aramadılar lan. Vallahi ben de sigara saklayayım vardı. Allah'tan şey olmuyor fazla. Neyse sana... Abi güzel ya. Kafaları mafaları çok güzel. Stada da girdik. Gel şuraya bakalım. Şuradan bir bakalım ama. Gel bir dakika. Şuradan bir bakalım da sonra yerimize geçeriz. Ama o insanlar. Bütün tribün buradan bağırıyordu aslında. Abi İngiltere Premier Lig havası var ya burada. Sanki bir Lingard'ı karşılama töreni gibi bir şey. Güzel, değişik. Sanki İngiltere'de şeyin maçına geldik. Bournemouth taraftarı bunlar. Yani karşıya geçmem lazım benim. Yani içerideyim ben değilim. Orada da Incheon taraftarı var tam karşıda. Abi çok iyi ya. Yemin ederim İngiltere gibi güzel ha. Sanki Premier League. Şurada inanmansız diyor, bağırıyor ya. Çimler falan efsane, çok güzel yani. Biz bir oturacağımız yeri bulsak mı acaba? Bak çok güzel bir tribün var şu anda gerçekten. Random değil ya, biz yerimizi bulsak. Millet şey yapmıyor işte sana, yerler var. Ama biz yerimizi bulsak. Aa Incheon çıktı herhalde. Bunlar da yukarı başladı, biz ne yapıyoruz lan? Gel şu aşağı doğru bir inelim. Adam bakamazsın. Nereye gidiyorsun orada? Aşağı doğru inelim gel. Yerimiz orada değil ki. Nerede olduğunu bilemiyorum. Lan gezmeye gidiyoruz. Gel sen bakalım nasıl tutuyorlar. Abi herkes manyak ya. Hareketler kötü. Arkadaşlar yapmayalım öyle hareketler. Yemin ederim sanki müsere değil ya. Burada bizim alakası var ya bizim. Şimdi şu kaleyi herkes hatırladı mı? Şu kaleyi hatırladın mı? Hakan Şükür'ün 8. saniyede attığı gol. Bu kaleye. Abi ne kadar FETÖ'cü de olsa şu kaleye Dünya Kupalarının en erken golünü atmıştı Hakan Şükür. Abi ne oluyor bak, ya? Bak sana söyleyeyim mi? Ben bunu sana... Oğlum nereye gidiyor? Yukarıdan izlememiz lazım. Geldi, görünüyor. Bütün gençler burada abi. İtezo! Sadece bak yer bakıyorum ben de. Ya bir yer yok. Şuraya gel, yer yok. Şöyle yer yok. Her yer geliyor. Volagür! Vallahi ben çok beğendim. Tam bir Premier Lig havası var burada. Besteler başladı abi. Tribüne denk geldik ya.
Evet, olmak istediğim yerdeyim abi. Olmak istediğim yerdeyim. Yani dediğim gibi 2002 Dünya Kupası'nı bir kahvede izliyorduk. O zamanlar dünya üçüncüsü olmuştuk burada. Tam bu statta. Hakan Şükür'ün, İlhan Mansur'un golleriyle biz dünya üçüncüsü olmuştuk. Mükemmel bir tarihti. Mükemmel zamanlardı. Şimdi aradan tam 22 sene geçti ve ben Güney Kore'nin World Cup stadına geldim. Yani dünya üçüncüsü olduğum stada geldim. Muhteşem bir atmosfer var. İnanılmaz eğleniyor insanlar. Yani gerçekten hiç beklemediğim kadar iyi bir atmosferle şu an baş başayım. Ya tüh! Kaçırdık be! Maç başlayınca patlattılar biliyor musun? Bir sonu kaçırdık yani. Sinçon taraftan mı? Onlara gidiyor abi. Taraftarım zaten var abi. Ben yanlış taraftan geldim. Maprasa tam da görüşme yer varsa olur aslında. İnsanlar çok rahat maç izliyorlar. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Orası kopuyor yalnız. Bu arada Incheon taraftarı gerçekten sağlam. Çok keyifli gerçekten. Yani uzun zamandır bu kadar keyif aldığım bir günü ben hatırlamıyorum. İyi ettik geldik. Bu arada televizyonda da maçı izleyebiliyorsun. Televizyonda da maçı izleyebiliyorsun. 7. dakikada. Dostlar bu arada Türkiye'deki sistemi tamamen unuttum. Burada bilet aldıktan sonra istediğiniz her bölgeden girebiliyorsunuz. Tabii bilet numaralarınız var. Oturma alanlarınız ona göre ama her bölge açık. Yani isterseniz şu karşı bloktan girip şu görmüş olduğunuz kapalı tribüne gelebiliyorsunuz. İsterseniz karşı taraftan girin. Buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi deneyeceğiz acaba Sinchon taraftarının olduğu yere gidebiliyor muyuz? Amacımız çok da maç izlemek değil zaten. Amacımız buranın bu havasını tatmak. Keyifli bir yer. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. İşte bahsettiğim bu arkadaşlar. Bakın o Incheon taraftarı. Burası ise Seul giriş taraftarı. Yani Seul herkes buradan giriyor. O arkadaş da Incheon taraftarı ama o da aynı yerden giriyor. Herhangi bir taşkınlık, herhangi bir sıkıntı yok. Çok seviyorlar takımlarını. Belli bir holiganlık derecesi var ama çok aşırı değil. İşte gördüğünüz gibi insanlar eğlenmeyi daha çok seviyorlar. Futbol bir eğlence. Ne kadar biz fanatizmi biraz ön plana çıkarsak da futbol tamamen bir eğlence. Bunu unutmamadan hareket etmek lazım. Bakın işte o arkadaş. Şimdi Seul taraftarını içeriye, kendi bölümüne doğru gidecek. Bu arada maç çok zevkli değil. Maalesef yani çok gol pozisyonu yok, gol yok. Nasıl olacak biliyor musun abi? Biz niye izlemiyoruz şu an maçı? Genelde iddia yapıyoruz ya Güney Kore ligine. 80 ile 90. dakika arası gol olur abi. Ondan başka zor burada gol. Sadece derler, başka bir şey yok burada abi. Bak. Sadece bağırıyorlar abi. Ama çok fazla İngiliz kültürüne yakın olmuş yani. Oturma sisteminden falan. Maraton var ya maraton. Maraton tamamen zaten İngiliz sistemi. Kale arkaları bizim. Çevirişler şey. Falan filan tam. Herkes oturuyor maç izliyor. Sadece kale arkaları biraz hareketli o kadar. Evet sevgili dostlar maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Sırada ikinci yarı var. İkinci yarı başladı. Yalnız bu maçtan çok da büyük bir beklentim yok aslında. Yani bir gol olur olmaz öyle bir futbol oynanıyor. Şu anda da stadın belki de en güzellerinin
özel noktasındayız. Ve FC Seul taraftarı şu anda inanılmaz bir şekilde tribün şovlarına başladılar. Karşı taraftan da evet gol pozisyonu. Kaleciyle karşı karşıya oldu. Kaleci kurtardı ikinci pozisyonu. Kaca attı topu. Hey! Kaca. Senin vuracak yeri ben var ya. Çok güzel bir pozisyondu. Maçın ilk yarısında hiç böyle bir pozisyon olmadı. İkinci yarıda böyle net bir pozisyonla başladık. Bu atmosferin size verdiği Premier Lig'de sanki bir maç izliyormuş gibi hissediyorsunuz burada. Yani atmosfer inanılmaz ama futbol o kadar güzel değil. Bakın abi şuraya. Coştular. Dostlar skor halen daha tam benim dediğim gibi 0-0 dakikalar 71'e geldi. Evet. Çok yere geldi. Yani çok kısır bir maç oluyor. Ben dediğim gibi gol olursa bir tane gol olur onda İnçon atar. Ya da doğru bu mu? Saatten sonra ben çıkarım herhalde ben gider ben atarım. Yapacak bir şey yok. Oha 51 kişi var maçta. 51.670 kişi varmış şu an stadyumda. Şu anda geldiğimiz maçta bir rekor kırılmış. 2013 yılında en son bir rekor varmış. Şu an 51.670 kişi bu maçı takip ediyor stadyumda. Tabii televizyonlara başından izleyenler daha farklı. Onu bilmiyorum ne kadar sayısı. Ama dediğim gibi Güney Kore futbolu şu anda çok iyi bir ivmelenme yakalanmış durumda değil. Eski ivmelenmesi daha iyiydi. Sadece futbolcu olarak en iyi topçuları Heung-min Son. Onun da dediğim gibi artık son 2-3 senesi ondan sonrasında o da futbol hayatını sonlandıracaktır. Bakalım son 15 dakika, 17 dakika. Tribün hiç durmadı. Bu kale arkasını çok beğendik. Gerçekten hiç durmadı. İnçon taraftarı sustu ama Seul taraftarı hiç susmadı. Helal olsun. Maçta son 4 dakikanın içindeyiz. 90+5 uzatma verdi. Maç 0-0 devam ediyor. Hiç gol izleyemedik. Gole yakın ataklar vardı. Yani açıkçası maçta beğendiğim bir adam oldu sadece. O da İnçon'da 26 numaralı Kim Jim miydi neydi öyle bir şeydi adı. İyi çocuktu. O da sakatlandı çıktı. Buradaki Seul tribünü hiç susmadı. Helal olsun. İnçon tribünü yaklaşık 25 dakikadır suskun. Artık onlar da Seul'ün bu iyi oyununu kabul etmiş durumdalar. Seul daha iyi oynadı. Lingard'ın kaçırdığı çok net bir pozisyon var. Yani gol izleriz. Keyifli bir maç olur dedik ama maalesef olmadı. Maç yayınımız bu kadardı. Böyle de bir video olsun istedim açıkçası. Hani Kore'ye gelmişiz. Kore'de bir dünya üçüncüsü olduğumuz senenin hatırına o statta bir maç izleyelim diye. Bu arada son ataklar. Tehlikeli. Yine sonu çıkmadı. İzleyelim dedim. Umarım sizin de hoşunuza giden, keyif aldığınız bir video olmuştur. Abone değilseniz kanala abone olun. Bir beğeni atar. Bir de yorum yazarsanız çok sevinirim dedim. Bu arada gol kaçtı abi. Son dakikada bir gol kaçırdı. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.
sonra Hinchon gol kaçırınca hemen Hinchon taraftar ayağa kalktı. Flash transfer Lingard bugün %100 bir gol kaçırdı. Bu da sanırım maçın son pozisyonuydu artık. Yok, henüz bir pozisyon daha var galiba. Lingard yine aldı. Hadi bakalım. Son bir dakikayı da izleyelim. Maçın bitiş düdüğüyle biz de kalkarız. Şu anda sol taraftan geliyor Hinchon. Hepsinin adı kim olduğu için çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Ya çok böyle kör dövüşü gibi ya arkadaşlar maç. Sürekli bir top kaybı var. Hinchon 25 dakikadır ilk defa yokluyor. Maçta artık son 30 saniyenin içine girdik. Son bir atak daha izleyeceğiz galiba. Ama bu son atağı sanki Hinchon'dan izleyeceğiz. Çok da tehlikeli bir atak. İçeriye baktı. Orta. Son bir fırsat var mı acaba? Son bir fırsat daha doğar mı? Ya bildiğin saçmaladılar orada. Ve maç bitti. Hinchon ve Seul ilk haftalarında da gol atamamışlardı. İkinci haftayı da golsüz eşitlikle bitirdiler. Yayında ve yapımda emeği olan ben Şehzade Taşçı. Hepinize yeni bir videodan. Yeni bir videoya kadar görüşürüz demek istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.